Değerli izleyiciler, bir kez daha merhabalar. Düzce'deyiz. Kanatlı Kümes Hayvanları Federasyon Başkanı Sayın Hikmet Negüç ile beraber yine bir programda karşınızdayız. Bugün bu programda arkamda gördüğünüz üzere Hint horozlarının ya da Hint horozu yeticilerinin, öyle düzeltelim, yaşadığı problemleri konuşacağız. Sayın Başkanımın uzun zamandır süre gelen mücadelesi var. O mücadelede ne gibi engebeler, ne gibi taşlar, ne gibi problemler, ne gibi cevaplar yaptığı başvurulardan neler aldı? Aynı zamanda aslında benim en çok sevdiğim kısmı bu hayvanların tarihi var. İşte Fransızları var, İspanyolları var, Venedikleri var, Varolu var. Onları dinleyeceğiz. Hatta gelir gelmez başkanım bana bir kitap hediye etti. Sayın hocamla beraber yazdıkları, orada 20 sayfalık bir tarihi kısım var aslında. Ben şöyle bir göz ucuyla baktım. Şimdi bunların hepsini Hint horozcuların yaşayan efsanesi diyeyim, ben öyle söyleyeyim. Başkanımdan alacağız. Hikmet Başkanım, daha önce programı yaptık ama bilmeyen, tanımayan olabilir, unutan olabilir. Hikmet Negüç kim? Niye bu işi yapıyor? Ne yapıyor? Hemen önce öyle bir öğrenelim. Hikmet Negüç, 1955 doğumlu, Çamköy'ü Merkez Mahallesi'nden bir vatandaşım. Sade bir vatandaş. Vatandaşım. Fakat çocukluk yıllarımdan beri, abilerimden beri bu geleneksel olarak Hint horozu müsabakalarını koltuğumuzda mahalle mahalle yaptırıyorduk eskiden. Kimin horozu döverse kahve kahve, ondan mahalle mahalle. Tabii. Yalnız esas profesyonel adım atışım şöyle oldu. Bir gün çarşıda simit satıyorduk. Okula giderken sabahçı, öğrenci erken gidip 1-2 saat simit satıp harçlığımızı çıkarıyorduk. Bir gün tesadüfen horozcular kahvesine girdim. O zaman ring falan yoktu. Sandalyeler vardı. Adana hasırı vardı karpuzcuların. Onun üstünde yapılırdı bahçede. Horoz merakı öyle gelirdi. Ondan sonra ben de geldim gittim horozumu el ettim. Horozum orada müsabakayı attım, kazandı. 10 lira para aldım. Köfte ekmek 15 kuruştu o zaman. Çok büyük 15 para. Kuruş, 20. Çok büyük para. 10 liraya da komiser Mithat'a horozu sattım. 20 lira. Benden zengin kimse yok. Hayatımda öyle bir şey görmedim. Ondan sonra o tadı aldım ve bu işlere. Yaş kaç? Ben 62 yaşındayım. Yani yaklaşık olarak konuşuyorum 55 senedir evet. Bu işin içindeyiz. Tabii yapıyorum. Tabii tabii. Detaylarını konuşacağım. Benden önce de abim yapıyordu bu işi bahçede. Şimdi bu iş bir his, bir duygu. Benim kardeşim var 55 yaşında. Hiç ilgilenmez hayvanla. Ama bu benim için farklı bir dünya. Farklı bir şey. İyi ki horozcu olmuşum. Birçok kötü alışkanlıklarımdan beni alıkoydu. Yani bu benim için çok önemli. Ayrıca da senede birkaç horoz satarak ekonomiye katkı bulunuyorum. Yem paralarını çıkartıyorum. Bir de bu horoz sayesinde çok eş dost edindim. Her türlü. En önemlisi bir sosyal iletişimimizin olması. Arttırıyor yani, değil mi? Yani horozculuk bahane diyebilirim. Aynen. Ama insan gelip hayvanlarıyla ilgili sohbet ediyoruz. Onun bunun dedikodusunu yapacağımıza, geleni gideni hesaplayacağımıza, kendi işimizi, kendi hayvanlarımızı konuşuyor. Ondan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Peki. Tarihlerini konuşalım bu Hint horozları. Ne zaman üremişler, şimdi, ne zaman türemişler, nereden gelmiş? Savaşlar, atılımlar, ihtilaller, neler bunlar? Şimdi bu topraklarda 3000 yıldır horoz müsabakası yapılır. Belgesi, bu dediğin, elimde belge var. Mezopotamya alanı için konuşuyoruz. Tabii Küçük Asya, Mezopotamya. Tamam. Roma İmparatorluğu'nda. Gladyatörlerden kalmadır bu iş. Gladyatörlerden kalma. O zaman hayvanların gladyatörü diyebilir miyiz? Tabii şimdi ya? Türkiye'deki ırklar çok eski. Ödemiş, İzmir, Nazilli, Bergama oralarda. Panayırlarda falan da horoz müsabakaları yapıldı 10-15 sene öncesine kadar. Şimdi bu ırk o günden bugüne geldi. Fakat Türkiye Kurtuluş Savaşı'na girince insanlar hayvan besleyemez oldular. Atları, eşekleri meralara saldılar. Horozları meralara saldılar. Onun için horozla ilgilenecek zaman olmadı. Ne zaman Cumhuriyet'te insan ekonomisi toparlanmaya başladıysa insanlar da yavaş yavaş örgütlenerek horoz kahvelerinde toplanarak daha sonra da horoz dernekleri kurarak bu işi götürmeye başladılar. Türkiye'de ilk horoz derneğini kuran Fethi Hoca'dır. Güreş antrenörü.
Yaşar Doğu'nun antrenörüdür. İlk derneği kuran da 1955 senesinde Yaşar Doğu'dur. Peki, Fransız İhtilali'ne sebep olanlar, Fransızların şimdi, meşhur horoz Fransız İhtilali şöyle geliyor. Oldu. Roma İmparatorluğu, Pers İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu sıkışıyor, Foça'ya doğru geliyorlar. Foça'ya gelince, Foça halkı diyor ki, ben sizden 24 saat izin verin, 2 gün izin verin. Biz işte sonra şehri size teslim edeceğiz diyorlar. Bu 2 gün geçti. Roma İmparatoru arıyor, bakıyor şehirde kim var kim yok, şehri terk etmişler. Kayıklarla, gemilerle nereye terk etmişler şehri? İzmir'e benzeyen Marsilya, Martinik, Fransa'nın Martinik adası ve Marsilya'ya gitmişler. Oralara giderken yanlarında horozları da getirmişler. Tabii bu horoz müsabakaları orada olurken Fransa'da iç huzursuzluklar başlıyor. Bunun üzerine horozcular da bir taraf tutarak 1789 devriminde etkin oluyorlar. Ve bu etkinliğin ödülü de bugün Fransa'nın milli sembolü horozdur. Bunu Ziya Mersin'in tarih kitabını açıp okuyabilirler. Foça tarihinde okuyabilirler. Başka var mı böyle tarihi şeyler, efsaneler? Ne bileyim, İspanyollara falan atılması. Türkiye'de 16 Mart 1920 senesinde İstanbul işgal edilince İstanbul'u İngiliz askerler İstanbul'da devriye geziyorlar. Şimdi o zaman bu halka bu kadar yaygın değildi bu Hint horozları. Bunların o zaman isimleri de farklıydı. Türk müsabaka horozları, İstanbul horozu, Franca veya Gerze gibi çeşitli isimler vardır. Son 30 yıldır Hint horozu denmekte. Esasında her ülkenin kendine göre müsabaka horozları var. Bizim de Türkiye'mize göre kendi müsabaka horozumuz var. O zaman İngiliz askeri konak önünde horoz müsabakalarını yaparken gördü beyleri, paşaları. Geldi komutanına söyledi. Komutanı da horoz müsabakasını yasakladı. Yasaklama sebebi başka şeyler konuşup bir ayaklanma hareketi başlatmasınlar diye. Yani orayı toplantı alanına çevirmesinler diye. Evet. Aslında. Ondan sonra tabii giderken de hiçbir iz bırakmadılar. Bana bunu anlatan Osmanlı padişahlarının torunlarından Kerar Bey var. 95-100 yaşında. Hala yaşıyor mu? O anladı. Yaşıyor. Maşallah diyelim. Riva'da, İstanbul Riva'da yaşıyor. Kitapta da resim var zaten. Ondan dolayı. Bir de Filipinler'den İspanyolları horozcular kovdu. Yani bu horozculuk deyip geçmeyelim. Bunun sosyal bir anlamı da var. Ayrıca şehir içinde de var. Mesela köyden kente göçü önler, hayvan üretimini arttırır, Türk ekonomisine katkıda bulunur. Gençlerin kötü yola düşmesini engeller. Gençleri sosyalleştirir, gençleri sosyalleştirir. Ekonomiye festivaller, turnuva olarak düzenleyerek ekonomiye katkı sağlar. Basın, ondan sonra yem, ilaç, veteriner hizmetleri. Bunlar hep ekonomiye canlılık getiren. Şimdi bunu yasaklarsan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ne ekonomi canlanır, ne toplum sosyalleşir. Ama yasaklansın diyenler de niçin yasaklansın dediğini bilmiyorlar. Onun detayına gireceğim. Çok şeyiniz var, mücadelem var. Ya, ama aklımda kalan mesela iki şey var. Bir tanesi, ya niye Hint? Niye Hint horozu? Yani örnek veriyorum. İşte dememişler ki Tayvan horozu. Şimdi bunu dememişler ki Sibirya horozu. Halkta öyle ama kitaplar öyle değil. Ben size arşivleri göstereceğim. Arşivlerimde Türk asil horozu olarak geçer bunlar. Türk asil horozu dedik, ırklara da girelim o zaman. Tabii. Bunların ırkları var. Irkları var tabii canım. Mesela Şamo var. Örnek vereyim, Şamo şehri Japonya'nın bir şehridir. O hayvanları korumaya aldılar. Bunları orada et üretimi için üretiyorlar. Ve normal hayvan etinden 10 misli fiyatla satıyorlar. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geliyor. Ondan sonra bir başka şehrin ismi daha vardı. Tayvan var. Fransızların bu horozlar ülkelerin isimleriyle anılırlar geldikleri şehirle. Şimdi Türk ırkını yabancı ırklardan ayıran özellik şu. Biz 3000 yıldır bu müsabakalarda kaçan horozları kese 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 dirençli bir ırk elde ettik. Bütün dünya bizim Türk ırkının peşinde.
Bu kaçırmalar o yüzden mi? Tabii. Şimdi Taylandlar, onlar Budist inancına sahip oldukları için Hint horozunu kesmezler kaçanı. Bir de orada gece horoz müsabakası yapmazlar inanç gereği. Hep gündüz yaparlar. Ve kaçan horozu da birilerine verirler. Onlar ve biz, önemli olan serilik olduğu için, bıçak, jilet kullandıkları için uzun süre tahammüllere zaten müsabakaları olmuyor. Bizim Türkiye'de uzun süre bıçak, jilet takmadığımız için ondan kaynaklı. Ve onun için o ırklar seri oluyor. Çabuk bıçak, çivi kullansın diye. Bizim ırklarda tahammüllü olduğu için melezleştiriyorlar. Biz de Türkiye olarak yabancı hayranlığımız olduğundan horozlarımızı yabancılaştırdık. Ayrıca bilinmeyen genetik hastalıklar geldi. Ayrıca müsabakalar bizim horozlar kadar tahammülü değil. Bazı damızlıkçılar tekrar yabancı ırkları bırakıp geri dönüş yapıyorlar. Horoz pansumanda gidiyor geliyor, horoz tutmuyor. Ondan sonra bizim horozlar vücudu biterse, yatarsa para verir. Onun için veya müsabakayı kaybeder. Şimdi diğer ırklarda yatma olayı yok. Canlı gidiyorlar. İşte bunun için Türk ırkı dünyada bu farktan dolayı çok aranır. Bizim ırklarımızın özellikleri kuyruklar aşağıdır. Çok özür dilerim. Bir tane yerli ırk bulalım mı? Düzgün. Gösterdik. Detaylarda var. Bir tanesini alalım. Aynı zamanda Oğuzhan'ın sen anlatırken Oğuzhan da göstersin bize. Şimdi getir şuradakini. Şurada varmış herhalde. En sondakini getir. Kuyruk. Bizim yerli ırklarda şu ibik dediğimiz olay büyük olmaz, küçük olur. Yerli ırklarda büyük olur. İkinci konu, şu gaga ve ayak renkleri aynı olacak horozların. Yani kemik rengi veya sarı olur. Şimdi kuyruk yapısı bizim yerli ırklarımızda. Şu kanat yapısı diğer ırklara göre şu mesafe kalındır. Yani bunların dövüşe kalkıp da el vurduğu zaman elleri ton olarak çok ağırdır. Diğer hayvanlar bu eli çekmez. Kuyruk. Bir de bizim yerli ırklar böyle vişne çürüğü, ballı gibi, yani kar yağdı gibi hakim renkler onlar olup çok çeşitli renk olmaz. Kuyruk yapısında farklılık var mı? Tabii. Yani? Şimdi bakın şu kuyruk farkısı dik değil bak. Şimdi şuradaki şu horozun kuyruğuna bakın. Daha kalkık. Bir ötekine bak, bir de ötekine bak. Bir kaldır onları, diktir onlar. Bizimkiler böyle istakoz kuyruğu gibi aşağıya doğru olur. Dövüşürken de şu kuyruğunu araya sokar bak. Şu kuyruk şöyle dövüşür. Neden? Ya yapı öyle hayvan. Irkı öyle. Irk olarak o şekilde. Yani şöyle bıraktığımızda zaten. Şimdi bu hayvanlar Mayıs yavrusu. Yani bu hastalığından dolayı pek ilgilenemedim ama çok güzel hayvan. Peki bir şey soracağım şimdi başkanım. Böyle bir yerli ırka, yerli hazineye sahibiz. Evet. Siz dernek kuruldu, federasyon kuruldu. Bunların korunmaya alınması ile ilgili bir çalışma var mı? Var. Ne cevapları nedir? Şimdi ben bunların önce, abisi koy onu yerine. Önce tescil edilmesi istiyorum. Neden tescil edilmesini? Koskocaman Türkiye'de böyle tescilli bir hayvanımız yok. Bir denizli horozumuz var. Bir de Hacı Kadir Tavuğu var. Oysa bu konu Türkiye'ye hani at yarışları kadar taraftarı çok olan ve ekonomiye katkısı olan at yarışları gibi şeyleri olan, kulüpleri olan bir hayvan türü. Türkiye'nin 81 vilayetinde yapılır. 3000 yıllık geleneği vardır. Bu konuya yüzyıllardır benim dışımda kimse el atmadı. Peki başkanım, unutulmuş şimdi bir kültürel değerimiz. Peki şimdi aslında çok güzel bir spordan bahsediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bu hayvanların organizasyonları, festivalleri, işte müsabakaları serbest. Türkiye'den gidenler de var. Gibi. Şimdi bizim ülkemizde aslında yasalar var ama yasalar da birbirine de çakışıyor. Yani hani evet. 4000'le başlayan var, 5000'le başlayan var. Bir önce o yasaları sizden dinleyelim. Şimdi Türkiye'de horoz müsabakaları kabahatler kanunundan ceza veriyorlar. Hayvan bakmak suç mu, kabahat mı? Bir de hayvan dövüşleri diyorlar.
Şimdi ben bunu dövüş yaptırmıyorum. Dövüş dediğin zaman sonucu ölümcül biter. Bunlar tarihsel olarak hayvan sporudur. Ve hayvan sporu her ülkenin kültürel değerleridir. Türkiye'de Kültür Bakanlığı siz halk sporları bölümünde deve, boğa ve horoz olarak geçiyordu. Hayvan hakları horozu kaldırtmışlardı. Ben itiraz ettim, tekrar yerine koydu. Hayvan sporu hakları savunucuları işte Kültür Bakanlığı geri adım attı diye sitemde bulunan yazılar var. Şimdi bu hayvanlar bu ülkenin kültürel değerleridir. Ve bu ülkeden yurt dışına kaçırılıyor. Bu ülkenin topraklarını düşüyor. Hastalıklarına dayanıklı. Ayrıca insana çok yakın. Çok güzel kurkuk civciv korur. Diğer hayvanlara benzemez. Bu hayvanın Japonya'da Şamo şehrinde korudukları gibi bize bunun korunmaya alınması. Korunmaya alınması için önce bu hayvanın yerli ırk olduğunu tescil ettirmemiz gerekiyor. Şimdi ben 2012 yılında TAGEM'e, Tarımsal Araştırmalar Politikaları Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verdim. Bunların tescil edilmesi. Daha sonraki niyetim spor hayvanı olması için. Niye? Dünyada olimpiyatlar, festivaller yapılıyor. Türkiye dünyanın gerisinde kalsın istemiyorum. Ayrıca yeni bir ekonomik sektör. Ayrıca Türkiye'de örf adetlerimizden kaynaklanan gelen misafire tavuk horoz kesme adetimiz var. Biz bunların bir tane domuzu pirinç bırakırız. 3-4 tanesini gelen misafirimize keseriz. Ayrıca farklı bir et lezzet tadı var. Bunların değerlendirilmesini istiyorum. Şimdi bunun 5199 bir yasa var. 5199 sayılı zannediyorum. Doğru evet. Değil mi? Bir de ama aslında Avrupa Birliği uyum yasası evcil da var. Evcil kanunları var. Avrupa evcil kanunlarında tamam. 4934 sayılı yasada müsabakayı şöyle tarif ediyor. Doping yapmadan, bıçak jilet takmadan müsabaka yapabilirsin diyor. Bunu Avrupa Birliği uyum yasaları söylüyor. Evet, Türkiye'de anayasaya göre, 90. maddesine göre Türkiye'deki Avrupa kanunları ve Türkiye kanunları çelişirse Avrupa uyum yasaları geçerli olması gerekiyor. Buna göre 5199 sayılı kanun geçersiz. Ortadan kalkar otomatik olarak. Ama nedense hakimler hep bunu kötü olarak kullanıyorlar. Ve horozlara bu yönde ceza veriyor. Ben bu konuda ceza almadım hani hayvan şeyinden. Çünkü ben 4934 yasalı olmayan şeyleri imzalamadım. 4934. Bu Türkiye'de bir de veteriner hizmetleri kanunu var. Şimdi 5199 sayılı kanunda da şöyle diyor. İl Hayvanlar Kurulu'ndan izin alarak horoz müsabakası yapabilirsin diyor. Tamam. Fakat ben İl Hayvanlar Kurulu'na müracaat ettim. İl Hayvanlar Kurulu bana şöyle bir cevap yazdı. Dilekçeni biraz sonra gösteririm. Dövüş yapacağı tereddütüyle olumlu cevap veremiyoruz. Çünkü koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde hayvan sporları kanunu yok. Dövüşle müsabakayı ayırt edecek kriter yok. Bir de işkenceyi ayıracak. Bir çizgiyi de isterse hakimler işkence olarak kabul ediyorlar. Veya kafası gözü patlamış. Onu da işkence olarak kabul ediyorlar. Şimdi Türkiye'de yaralanma var diyorlar. Evet var tabii ki. Türkiye'de hangi sporda yaralanma yok? At yarışı var. Özel kanunla çıktı. 70 milyonun karşısında ata kırbaç vuruyor. At bir turda kaç kilo veriyor? Veya iyi yarışmayan atları nasıl kestiklerini kimse anlamıyor, anlatmıyor. Deve güreşleri var. Deve o da bir müsabaka. Türkiye'nin kültürel değerlerindendir. Mesela Artvin'de boğa güreşleri, Rize'de atmaca güreşleri, İzmir yöresinde kanarya yarışları, Urfa yöresinde güvercin yarışları, Türkiye'nin her yerinde horoz müsabakaları, yani kaz dövüşleri Tokat Yozgat tarafında. Daha da ileriye gittiğin zaman Güneydoğu Anadolu bölgesinde keklik güreşleri yapılır. Yatak üstünde, battaniye üstünde keklik kafesleri farklıdır. Türkiye'de hayvan sporları kanunu olmadığı için, kimse de bu konuya eğilmediği için Türkiye'deki bütün horozcular mağdur edilmekte. Deveciler, boğacılar da öyleydi.
Yalnız geçen Fatih Bey'in dediğine göre hocamızın deveciler yerel mahkemeyi kazandı. Bizim Türkiye'de de olumsuz yani yasak demiyor ama olumsuz. Hani İl yani, Hayvanlar Kurulu izin vermesi gerekiyor. Baskıla, baskı gelirse onun altına kalmamak şimdi için aslında. Şimdi benim emekli hakim olabilir. Arkadaşlarım var. İzin vermesi gerekir de diyorlar. Hani senin dilekçene göre izin vermesi gerekir ama izin vermediler. Peki bir şey soracağım başkanım. Şimdi iki soru var aklımda. Tabii. Bir tanesi şu. Bu hayvanların müsabakalarında biz daha önceki programda gösterdik ya koruyucu unsurlar evet. vardı. Bunların resmileştirilip kanun şeklinde yapılıp ve artık yani bir müsabaka var ise onun bir hakemi bir denetmeni olması lazım. Zaten var. Şimdi hani hakem diyorlarmış ya. Tarihten beri var. Ha, şimdi bu hakemler ve denetlemeler resmi kurumdan geldiği için zaten bakacak hayvanda koruyucu önlem var mı var. Bu hayvan müsabakaya girebilir mi? Girebilir. Den sonra bu niye yapılmasın? Bu bir. Birinci sorum. Bunun cevabını isteyeceğim senden. İki. Anladığım kadarıyla bu Hint horozu konusunda ciddi anlamda adımların ve atılımların var. Mahkemelik durumlar var, dilekçeler, bir sürü başvurular var falan filan. Ama ben şunu gördüm. Hangi Hint horozcusuyla konuşursam konuşayım hepsi kaçıyor. Şimdi bastırılmış, sindirilmiş duygular var. Şimdi Özcan Bey var. Hayvanları Koruma Şube Müdürü. Hı hı. Bunun dedi kumarı nasıl olacak dedi bana sordu. Ben de beraber olacak dedim. Hı. Nasıl yani dedi. At yarışları gibi. Horozları çiftleşti. Dünyada böyle çünkü. Horozları çiftleştirecek. Herkes parayı gidip ganyan bağya yatıracak. Kazanan kazanmayana orada verecek. Bunun dünya çıkışı bu. Türkiye'de de merdiven altını yok etmek için ve bu sadistçe horoz dövüşlerini yok etmek için tek kuralı bunları yasal statüye kavuşturmak. Bir de hakem eğitmek. Şimdi bizim Türkiye coğrafyasında horoz müsabakaları bir İstanbul var, bir Zonguldak, bir Hatay bölgesinde farklı farklı kurallar var. Mesela ödül dediğimiz ana para bazı yerlerde yazılır, toplanır, horozcuya katkı olsun diye %10 verilir. Bu yazılı olduğu için kumara girdiğinden insanlar hayvanlara teşviki kaldırıldı. Şeyde de Hatay yöresinde de franca derler Hint horozuna. Orada da dövüş sistemleri hayvanların farklıdır. Dik dövüş şey yaparlar. Orada da para olayı farklı oluyor. Şimdi biz genellikle Türkiye'de bu horozun adı Güneydoğu'da İstanbul horozudur. Yani çok eskiden beri İstanbul'da veya Gerze horozu. Şimdi bizim bu horozların yasal statüye kavuşturulup bir disiplin altına alarak müsabaka iç yönetmelikleri kurularak tabii yönetmelik hakem mevzuat, kontrolünde her şeyi yaparsın. Ölümcül olmayan hayvan gücünü aşmayacak şekilde açtığı zaman hakemin müdahale ettiği ve hatta bazı durumlarda hakemlerin kararıyla mağlup ilan edebileceği yönetmelikler hazır. Ama biz şimdi bir federasyonuz. Bizim hiçbir etkinliğimiz yok. Sadece şu anda bizim federasyon Hint horozu bakan hayvanseverlerin, hobicilerin sözcülüğünü yapıp ilgili bakanlıklarla sorunlarımızı iletip paylaşmak. Mesela kendileri de itiraf ettiler bakanlıkta. Biz böyle bir hayvanın Türkiye'de varlığından haberimiz yoktu. Ve bu kadar yayın oldu. Size temas kurduktan sonra biz bu kadar yaygın şekilde yapıldığını sizin sayenizde öğrendik diyenler yetkililer oldu. Biz bunun aynı at yarışları gibi, kulüpler gibi, futbol kulüpleri gibi, güreş kulüpleri gibi bunları zaten dernekleşerek, turnuvalar düzenleyerek, festivaller düzenleyerek eğer kendimize güvenimiz olursa şey gibi Brezilya, Arjantin gibi o taraflarda dünya olimpiyatlarına hazır olmak
Ve bu konuda da benim girişimlerim şöyle var. Oraya gidip gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var. Onlara kitaplar verdim. Oradaki ringlere gönderilsin. Buradan Tayland'a da gönderdim, Kıbrıs'a da gönderdim, her yere. O Fatih Bey'in ve federasyonumuzun ortaklaşa yazmış olduğu kitabı göndererek bir çığır açmaya çalıştım. Var mı bir şimdi, hareket? Bir de dini açıdan değinmek istiyorum. Birçok kimse bilip bilmeden konuşuyor. Dinimizde hayvan dövüşleri günah mı diye sorulduğunda, eğer fıtratında yoksa günah, fıtratında varsa değil. Şimdi bunların fıtratında müsabaka var. Onun için ben bunun günah olduğuna inanmıyorum. Çünkü bir sürü hoca camiye gidip giriyorlar. Hatta hayvan hakları bu konuda bir genelge yayınladı, yanlış yayınladı. O demektir, bu demektir diye. Fıtratında yoksa günah ama varsa değildir. Bunların fıtratında var. Bunu bilimsel olarak şu anda ispatlayamadık. Neden? Bu hayvanlar önce tescil olacak. Ondan sonra etnolojik rapor. Nedir bu etnolojik? Bu hayvan et için mi, süs için mi, güreş için mi, ses için mi? Yumurtası için niçin mi? Niçin yetiştirildiği belli değil. Bizim için belli de hukuken belli değil. İşte biz bunu bir hukuk zeminine taşımak istiyoruz. Türkiye'de 5 milyona yakın horoz meraklısı var. Bunun çok ciddi bir rakam. Satanı var, meraklısı var, kumarcısı var, bakanı var. Zevk için otel bahçelerinde, konaklarında, bahçelerinde bakan insanlar var. Ya normal tavukların arasına sırf horoz olsun diye katanlar var Hint horozları. Bir de et lezzetlensin diye azman tavuk üretirler. Yani Hint horozlarını yerli tavuklarla çiftleştirirler ve etleri çok lezzetli olur. Yani bunları bir de Türkiye'den Hint horozları kaçırılıp bu genetik olarak onu ispatlayamadık ama söyleyen duyumlar var. Bu beyaz tavuk satıyorlar ya yupi, kümes tavukları. Broilerler. Onların kanlarına karıştırıyor ama nasıl yaptıklarını bilmiyorum o mevzuyu. Bu Hint horozların öyle bir olay var yani. Öyle lezzetlerini karıştırması için bir şeyler yapıyorlar. Peki bir şey soracağım başkanım. Şimdi dernek kurdun, dernekten sonra federasyon kuruldu. Birçok başvurum var. Evet. Birçok yere uğraşıyorsun ama sonuç eli tutulur bir şey var mı, yok mu, yoksa umut var mı? Bir de öyle şimdi, bir şey var şimdi. Umut var. Geçen günü dilekçem tazelenmesini istediler. O dilekçeyi tazelettik. Türkiye'de kanatta 23 üniversiteden oluşan kanatlı ulusal konseyi var. TAGEM'e bağlı ve veteriner fakültesiyle beraber. Burada kanatlı uzmanlar gündemine Türk asil horozu olarak gündeme girdi. Ve orada takip edilmesi konusunda karar alındı. Şimdi ben hastanedeydim. Hoca beni aradı Fatih Bey. Bunların kemik, boy, bacak, kanat, tüy, renk gibi bazı özelliklerini belirten diğer hayvanlardan kriterlerini ölçümleri yapılacak. Şimdi bunların daha önce kemik ve gagı boylarını yapmıştık. Ama şimdi boyun ve diğer görüntü şeylerinin ölçümleri için bayramdan önce ben hasta olduğum için Çanakkale şubem var Ahmet Kostak Bey diye. Ona yönlendirdim. Onlar ikisi görüştüler. Tamam demiş. Orada yerli ırk bakanlar da var çünkü. Kuşadası'nda şurada burada. Sen demiş gönder, ben buradaki masraflarını çekeceğim. Arkadaşları gezdireceğim. Ve emin ellere teslim edeceğim. Yerli ırkları tespit ettik. Onların bende adresleri var. Oralara göstereceğim dedi. Ne zaman hoca gönderecekse gönderecek. Meclis çalışmaları vesaire ya da meclise başvurular. Şimdi önce Türkiye'de bugüne kadar 45 tane hayvan tescil edildi. Yerli ırk olarak. Tamam. Mesela bizim av köpeklerimiz var. Onlara Yunanistan sahip çıktı. Türkiye'nin yerli horozlarını Almanya tescil ettirmeye kalktı. Türkiye'den horoz moroz getirilmek istediler. Biz arkadaşlara dedi ki sakın öyle bir iş için bu hayvanları kullanmayın. Bizim çalışmamız var. Bu hayvan Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Bunun bir an önce tescil edilmesi, ekonomiye kazandırılması ve korunmaya alınmasını istiyorum. Bir de etnolojik raporu çıkartılarak bunların Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması lazım.
Yani şöyle zaten bu kadar mevzudan sonra bu hayvanların resmileştirmesi, müsabakaları, her şeyi onaylanması, uluslararası müsabakalara katılılması, yarışmalara gidilmesi. Biz oraya nasıl gidiyorsak doğal olarak oradan da buraya gelecekler. Ekonomiye canlılık kazandırması, doğru mu? Ülkeye döviz girişi şimdi demek ya. Şimdi ben size söyleyeyim. Tayland'a Türkiye'den her yıl 100 kişi gider. Horoz müsabakalarına. Bir de vize yok. Hatta Türkiye'de bu horozculara baskı yüzünden birkaç kişi Tayland'a gitti, orada ring açtı. Yani, gittik oraya para kazandılar. Ya oraya gittiler artık. Tabii o gidince onun arkadaşları da buradan oraya turist olarak gidiyorlar, uçakla gidiyorlar. Oradan damızlıklar getiriyorlar vesaire. Mesela bir örnek vereyim. 55 bin lira Tayland'dan alınan bir horoz. Bizim burada Akyazı'dan bir arkadaşımız yerli Hint horozu yetiştirdi. 55 bin liralık horoz dövdü. 55 bin lira. Sonra 1000 dolara bir yumurta getiriliyor. Yani bunun ekonomik boyutu da var. Kültürel boyutu var. 1000 dolar. Niye bizim yerli ırklarımız yabancı ülkeye gitsin? Bizim ırklarımızı onlar niçin tercih ediyor? Biz devamlı kaçanları kestiğimiz için dayanıklı, tahammüllü ırklar var. Bir ıslah çalışması yaptık biz. Islah ettik hayvanları. Evet. Genetiğini iyileştirdik. Geleneksel olarak öyle yaptık. Ama onlarda böyle bir şey olmadı. Bir de onlar Budist olduğu için gündüz. Bir de Türkiye'de bir şey daha var. Türkiye'de horoz müsabakaları gece olur. Niçin? İnsanların işinden gücünden alıkoymaz. Yani gece, zaman çalmıyor. Mesai saatinden sonra yapılır. İnsanlar toplanır, çay kahve içerler. Sohbet muhabbet ederler. Horozların övgüyle bahsederler. Çok övüldüğü zaman diğeri alınıyorsa getir, sende de var horoz. Hangisi ise göreceğiz der. Kapışırlar. Millet onları seyreder. Tatlı bir rekabet var. Tabii canım öyle. Şimdi bunların da bir mürüvveti var. Yetiştirici 8 tane, 5 tane, bir tane bakıyorsun. Bunları ne hayaller ne hülyalar kuruyoruz. Şimdi yumurtaya yatırıyorsun. Civciv çıkacağı zaman adam karısının doğumunu beklemiyor da. Civciv çıkacağı zaman onu bekliyor. Adam söylesin başkanım. Hayatta oğluma oğlum diye kucağına alıp sevmemiştir. Öyle insanlar var geleneksel olarak. Ama horozu gördüğü zaman horozla yatan insanlar var. Ya şöyle bir şey, akşamdan sabah horoz özlenir mi? Özlenir. Öyle merak bu iş. Peki başkanım, şimdi zannediyorum programın sonuna doğru gelmeye başladık. Kameraman arkadaşlarımın tacizine maruz kalmak istemiyorum. Programı kapatacağız. Buradan iletmek istediğin mesajların var mı? Mesajların var mı? Yetkililere, yetiştiricilere. Bir de ben şunu da söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken. Programın içerisinde söyledim. Birçok Hint horozu yetiştiricisiyle diyaloğa geçmeye çalışıyorum. Hep kaçıyorlar. Ama hep şikayet ediyorlar. Ya o zaman şikayet etmeyeceksin. Biz sizlerin, yetiştiricilerin problemlerini, karşılaştıkları sorunları taşıyıp sesiniz olmaya çalışıyoruz. Ama siz kaçıyorsunuz. Ben hep şimdi öyle söylüyorum onlara. Onun sebebi şu. Bugüne kadar eskiden horoz müsabakalarını pehlivanlar, boksörler, milletvekili, belediye başkanları yapardı. 2005 yılında Tantan zamanı İçişleri Bakanlığı'nda hayvan hakları savunucuları bir kanun çıkardılar, 5199 sayılı. Ondan sonra devletin kolluk kuvvetlerini kullanarak horozlar üzerine baskı yaptılar. Hayvanlarını aldılar. Parasal cezalar yazdılar. Onun için kimse para cezasını şuna buna çarptırmak istemiyor. Bunu yetiştirmek suç mu abi? Hayvan bakmak ve yetiştirmek. Şimdi ben yetiştirmekle ilgili bir şey söyleyeyim. Bizim komşu burada Selamlar köyü var. Orada Recep arkadaşım bahçede idman yaparken iki horozunu komşusu şikayet ediyor. Tamam. 4800 lira ceza alıyor. Kaymakama gidiyor. Kaymakam bey, böyle böyle biz meraklıyız. Kaymakam ona şu cevabı veriyor. Sen diyor, kendi ekiyorum ama esrar içmiyorum. Yani horoz yetiştiriyor ama dövüş yapmıyorum anlamına geliyor. Şimdi horozculara hayvan haklarının propagandasıyla ön yargılı yaklaşıyorlar. Hayır, şu var başkanım. Ben hayvan yetiştiriyorum. Şimdi bu hayvanı yetiştirmek, Hint horozu bakmak, beslemek, büyütmek yasaktır diye bir kanun mu var? Kanun yok ama geliyor zabıtalar, evinden horozunu alıyor. Ringde
Horoz getiriyorsun müsabaka yapmaya, yara yok, bere yok. Hani yaralı olsa işkenceden ceza ver. Hiçbir şey yok, hayvanları alıp gidiyorlar. Ne yapıyorlar alıp gittiği zaman? Bir araya atıyorlar, korumasını bilmiyorlar. Hayvanlar 40 tane birbirini öldürdü. Birbirini mındır mahkemeler ediyorlar. Ön yargılı yaklaşıyorlar. Hayvan sporları kanunu olsa. Şimdi Amerika'dan bir taktik uyguladım ben. Oradaki horozcular böyle hayvan haklarını basmaya geldikleri zaman Türkiye'ye, tabii bana onu öğreten profesörler var. Hayvanların canlı, sağlıklı ve arızasız olduğunu, bunların özel hayvanlar olduğunu, eğer bunlara bir zarar gelirse haklarını tazminatacağını tutanak tutun, belgeleri onlar da imzalasın dedim. Şimdi geçen sene Karasu Festivali'ne geldim. Dediler ki seni birileri bekliyor. Gittim, abi dedi hayvanları basmışlardı, sen bana böyle yazmıştın. Ben de böyle yaptım, senin söylediklerin hala cep telefonumda yazılı. Hayvanları almaya korktular, hayvanlar kaldı. Onun için seninle tanışmaya geldim. Bunu söylediğin iyi oldu başkanım işte. Yani eğer şimdi bizi izleyen yetiştiriciler için konuşuyorum, böyle bir durumla karşılaşırlarsa bu tutanağı tutturacaklar. Tabii onlar tutanak diyor, sen de tutanak diyorsun. Aynen. Çünkü bu hayvanın yetiştirilmesinin yasak olduğuna dair bir tutanak yok. Yok, aynen. Ayrıca bu hayvan Türkiye değil, şu mu yetişme o da belli değil. Var mı yok mu o da belli. Olmayan bir şey hakkında ceza yazıyorlar. Ya ilginç bitlen ülkesiyiz başkanım, ağzına sağlık. Sağ ol. Var mı son mesajlarımı söylemek istediklerim bir şey? Benim söylemek istediğim şu. Türkiye'deki bürokrasiler Türkiye'nin menfaatlerini korusunlar. Bu iş yasaklanırsa ne olur, yasaklanmazsa ne olur? Kendi kendilerine bir sorgulasınlar. Ben söyleyeyim. Yasaklanırsa hiçbir şey olmaz. Yasaklanmazsa bir sürü insan hobici, dernekçi olur, sosyal olur. Türk ekonomisine yemiyle, ilacıyla, veteriner hizmetleriyle, dışarıdan döviz girişiyle, iç turizme ve dış turizme katkıda bulunur. Aynen öyle. Yani bir defa bütün bürokrasi sorgulamadan haklarını ceza vermesinler. Ayrıca 5199 sayılı kanun Avrupa Evcil Hayvanlar Kanunu'na göre geçersizdir. Anayasanın 9. Ama nedense uygulanıyor. Bir de şu var. Hakimler genç çocuklar. Kanaat kararına göre ceza veriyorlar. Oysa hayvan sporları her ülkenin kültürel değerleridir. Bizim de Türkiye kültürel değerlerimiz olarak deve, boğa ve horozdur. Tarih olarak da böyledir. Peki. Çok sağ olasın başkanım. Ben çok teşekkür ederim. Geldiniz, zahmetiniz. Rica ederek sesiniz olabiliyorsak, olabileceksek ne mutlu diyelim, bize diyelim. Soğuk bir şey varsa bak hanım da bir şey gelirler. İçeriz getir. Hepsini. Soğuk değerli izleyiciler. Bizlerden bu kadar. Düzce'deydik. Şimdi, Hint horozlarını ve yetiştiriciliğini konuştuk. Sayın başkanım sağ olsun. Bir de Türkiye'de hemen çok kısalalım bir şey söylemek başkanım. İstiyorum. Şunu ilave edeyim. Türkiye'de hara büyüklüğünde çiftlikler var. Horoz çiftlikleri var. Hara büyüklüğünde. Mesela bir köyde 3000 horoz yetişiyor, 5000 horoz yetişiyor. Bunlar Güneydoğu il sınırlarında olup hep böyle kaçak yollardan Kuveyt, Dubai, Bahreyn, Irak, İran, Suriye oraya gidiyor. Bir de Suudi Arabistan'da da horoz müsabakaları oluyor. Hem de çok büyük paralara. Türkiye'de büyük para olmaz. Çünkü Türkiye'deki meraklar bunu para için değil, hobi olarak yapıyorlar. Zevk için, ego için, onur, yani, onur ev olmak için. Ünvan için yapıyorlar. Aynen öyle. Peki çok sağ olasın başkanım. Teşekkür ederim. Bizden bu kadar. Yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın. Çiftçi TV'de kalın.